9 suikast girişimi evet. var zaten hocam size yani. Allah koruyor sizi tabii. Maşallah. 7 kurşun sıktılar. Yeni gelmiştim akademiye. Evet. Otoköy'deki evin önünde Marav'ın orada ördeyken 7 kurşun sıktılar. Evet. Hiçbiri gelmedi. İnşallah. Elhamdülillah. Bir de bu şey var hocam. Evinizin önünde köpekler olduğu dolayısıyla girmiyorsunuz. Ya o ne kadar acayiptir Ebru hocam. Bir gün gece sohbete gidiyorum. Yani akşamları evlerde gidiyorum kardeşlerime. Bir gün birinin evine gidiyorum. Bir gün evine gidiyorum. Evleri geziyordum ben. Sohbet ediyordum mesela. 10 kişi, 5 kişi. Sabaha kadar ders devam ediyordu. Yani maşallah. Sabah namazında bitiriyordum dersi. Maşallah. Çünkü çok gideceğim yer oluyordu. Onlar da Allah razı olsun bekliyorlardı. Gece 2'de bir yere, 2.30'da bir yere, 3'de evet. bir yere, 3.30'da bir yere her maşallah. Yere gidiyordum. Allah kısa Allah. Kısa sohbetler yapıyordum. Ama her gün istisnasız. Allah razı sabah bitiyordu benim dersim. Sohbetim. Yine öyle sohbet bitişinde sabah ezanına doğru eve geldik Ortaköy'e. Evin önü köpekler dolmuş. Ya köpekler, hayvanlar ben hiç görmedim. Daire çiziyorlar etrafında. Yani bunu bizim kardeşlerden 6-7 kişi gördü. Evet hocam. Nuri. Tabii çok kalabalık. Çünkü iki araba gitmişti. Evet. Hepsi gördü. Böyle dönüyor hayvanlar sürekli. O yani bu normal bir şey mi? Hiç gördünüz mü böyle bir şey? Hayır. Daire şeklinde köpek nasıl döner ya? Dönmez hocam. Ve kapının önünü tutmuşlar. Ana cümle kapısına girmek mümkün değil. Bir sürü köpek. Sürekli dönüyor. Bir şey var dedim. İnşallah. Girmeyelim dedim. Yani bu fevkalilik var burada dedim. Arabayla çocuklar bastılar, ilerlediler. Ta ileriden bir tur attık. Yeniden geldik. Ve baktım bir polis eskortu. Şu küçük polis arabalar var ya. Evet. O geçiyor. Dedim ya öyle bir şey olsa bile zaten polis geçiyor. Şimdi onlar korkar dedim. Bir şey yapamazlar yani. Tedirgin olurlar. Ben hemen ineyim dedim eskort hazır geçerken. Hemen atladım eve girdim. Eve girdikten sonra hemen telefon çaldı. Bu sefer dediler kurtardın dediler. Evet. O nasıl oldu dedim. Biz dediler aşağıda çalılıkta siper almıştık. Ama dediler yani sen punduna getirdin uygun bir şekilde. Bu sefer kurtardın dediler. Dedik Allah kurtardı dedim. Yani derdine düşmeyin dedim. Yani Allah dilemezse hiçbir şey olmaz dedim. Şahıslar da kendini biliyor, yaşıyorlar şu an. Evet bak, hocam. Bu tehdidi yapanlar yaşıyor. Evet. Şikayetçi olmadım. Bak silahla bekliyorlar evin aşağısında evet, adamlar. Seni öldürecektik diyorlar aşağıda evin önce. Evet. Şikayetçi olmadım. Defalarca, ya, bir kere daha gene yakalattım polise. Evet. Arabayla gene öyle pusuya düşürmüşlerdi. Ama o sefer de polise yakalattırdım yukarıda. Polis arabaları yani yaklaşık 10 ayrı polis arabası bütün yolları kesti. Polisin refleksini tebrik ediyorum maşallah. Maşallah. Bunları der dest yakalar. Hepsi bir gördüm eller hepsi ensesinde. Ondan sonra kasılmış kalmışlar böyle ıstakoz gibi başlar. Hepsini arabaya bindirdiler. Hocam dedi şikayetçi misin dediler. Değilim dedim bırakın dedim. İnşallah. Yine bir suikast girişiminde daha bulundular. Ortaköy karakoluna çektirdik bunlar hepsini. Şimdi polis dedi ki bu nedir bu olay dedi anlatın dedi. Efendim dedi biz hiçbir şey yapmıyorduk dedi. Hiçbir şey yapmıyordunuz dedi komiser. Hiçbir şey yapmıyorduk dedi. Polis defa üç kere ulan dedi sen ne kadar gerizekalısın. Bari dedi buradan geçiyorduk dedi. Yani bir geziyorduk dedi ama hiçbir şey yapmıyorduk. O zaman dedi ben sokaktan komiseri polisi çağır dedi. Çağır sokaktan birisini dedi herhangi birini. Al getirin dedi. Bunun hiçbir şey yapmamış dedi. Yani boş yere gelmiş bunlar buraya dedi. İnşallah. Çünkü polisin gözü önünde arabayla peşimizden takip eder yani son sürat arabayla gittiğimiz halde peşine akılsız da polisin polis merkezinin önüne kadar bizi kovaladılar. Evet hocam. Peşimizden geldiler yani. İnşallah. Bir kısmı kaçtı diğer araba, öbür arabayı yakalayabildiler. Polis evet. yakaladı, öbür araba kaçtı. Evet hocam. Değil mi? Evet. Polis kıstırdı. Evet. Hiçbir şey yapmıyormuş bunlar. Ulan sen tam gerizekalısın. İnşallah. Polis biraz tuttu. Dedim şimdi bunlarla uğraşmayalım dedim ben. Bunları bırakalım. Ben de şikayetçi olmayayım dedim. Yine bıraktırdık. Yine Ortaköy'de evde baskına geldi. Bir tanesi yine polise bildirdim. Polis kapıda gitmiyor. Kapıyı kırmaya çalışıyor yani. Sürekli vuruyor kapıya. Polis geldi. Oradan bir polis böyle yüksek sesle teslim ol dedi ya. Böyle birdenbire kaldır ellerini yukarıya falan dedi. Böyle büyük bir gürültü koptu yani polise. Yani, boldur güldür. Polisin hepsinin de silah vardı.
ondan sonra. Bu böyle kasıldı kaldı o da öyle eli ensesinde. Sonra polis mermiyi silahın ağzına vermişti. Tehlikeli olmasın diye mermiyi çıkarttı. Evet. Silahın o mekanizmasını çalıştırdı. Mermi dışarıya attı. Aldı yeniden şarjöre mermiyi koydu. Ondan sonra bunu aldılar arabaya koydular. Ortaköy'e götürdüler. Ortaköy karakoluna. Ondan sonra ya dedim şimdi buna yine şikayetçi olmadım. İnşallah evet. Polis dedi ben dedi konuştum dedi. Ya, yani zannetmiyorum bir daha şey yapmaz falan dedi. Yani böyle bir olay olmaz dedi. İnşallah. Yine bıraktık. İnşallah hocam. Yani bunlar bir kısmı anlattıklarım. Evet, haddi hocam. Hesabı. Evet hocam. Yani silahlı evin önüne bir esrarkeş adam gelmiş, getirmişler. Esrar geçmiş. Silahlı. Biz şüphelendik. Polise haber verdik. Polis geldi. Ben pencereden seyrediyorum. Bir süre sonra birkaç polis arabası daha geldi. Kalabalıklaştı olay. Adamı alıp götürdüler. Yani arabayı da götürdüler. Mesela o adamı da yakaladılar. Onu da 4 yıl sonra öğrendik. Adamlar kendiler söylüyorlar. Babası bu, adam kiralık katil tutmuş adamı. Adam da günlerden beri bekliyormuş. Hem esrar içiyor. Silahla arabayla bekliyormuş. Benim çıkışımı bekliyormuş. Tevafuken yakalandı. Evet. Adam hapis falan da yatmış. Hem silahtan hem uyuşturucudan. Haberim yok. Yani çok sonra öğrendim evet. Yani bunun için yapıyorum. Çok fazla vakı var ama Allah hepsini de korudu. Maşallah. Maşallah. Elhamdülillah. Yani bir şey yok. Ben elimi kolumu sallaya geliyorum hiç. Evet. Benim silahım imanım. Evet maşallah hocam. Diyorum bak ben vazifemi yapmadan kimse beni öldüremez. Evet Allah maşallah hocam. Evet. Şehit edemez diyeyim. Öldüremedim şehit edemez. İnşallah. Ben vazifemi yapacağım. Bitecek. Ondan sonra onlar ne yapıyorsa yapar. Yani Allah diler, emreder. İnşallah hocam. Ondan sonra Allah canımı alır. İnşallah hocam. İnsanı vesile eder o zaman. İnşallah hocam. Ya herhangi bir olayı vesile edebilir. Herhangi bir konuyu vesile edebilir. Ama bir insan vazifesini yapmadan, Allah'ın takdiri olmadan can alınmıyor.